yaşlandıkça artar gözlerimizdeki şikayet dedik ve efendim göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Safiye Yılmaz konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hep biz yaşlandıkça, yaş aldıkça gözlerimizdeki sorunlar artar deriz ve biliriz ama bu gözlerimizdeki değişimler yaş aldıkça neden olur? Biz mesela yakın görmeyle ilgili sorunlar yaşarız yaşlandıkça. Evet. Neden? Evet. Şimdi aslında nasıl vücudumuzda bir takım değişimler oluyor? Gözde de değişimler oluyor tabii. Bunun en tipik örneğini sanki saatle kurulmuş gibi diyorum. Ben 40 yaşından sonra yakın gözlü ihtiyacımızın başlaması. Normalde gözümüzün içinde bir mercek var ve mercek ilginç bir şekilde öne arkaya bir takım hareketlerle tüm mesafeleri bize net göstermek için bir fonksiyon yapar. O öne arkaya hareketiyle biz farkında bile değiliz tabii o hareketlerin. Yakını uzağı çok net görürüz. Ancak 40 yaşından sonra merceğimizin bu fonksiyonu azalmaya başlıyor ve yakın görmemiz bozulmaya başlıyor. Ancak bu iş 40 yaşında başlıyor, 60 yaşına kadar devam ediyor. Yani aslında devam eden bir süreç var. Çünkü mercek bir anda fonksiyonunu bıçak gibi kesmiyor. Yavaş yavaş azalıyor fonksiyonu ve yakını görememeye başlıyoruz. O öne arkaya hareketini istediği gibi yapamıyor artık ve yakın gözlüğe ihtiyacı başlıyor. Ancak bu herkes de hani illa 40 yaşında olacak diye bir şey yok. Çünkü optik prensipleri anlatmak tabii çok kolay değil ama miyop olan bir kişinin mesela daha geç başlar. İşte 45-50'lerde numarasına göre biraz daha geç başlayabilir ama yakın gözlüğü hepimizde olacak bir sorun. Ve adeta şey diyorum ben, yakın için bir rozet takmış gibiyiz böyle. Ben yakın gözlüğü takınca yaşlılık için bir rozet takmış gibi oluyor ve kimse bunu istemiyor aslında evet, takmayı. Evet, gözlük takmaya başladım, yaşlandım. Evet. Peki daha ileri yaşlarda düzelmesi mümkün mü mesela? Olduk, hayır. Yakın görme bozukluğumuz var. Sonra düzelebilir mi? Hayır ve yani şöyle bir yalancı iyilik hali dediğimiz bir durum var. Ondan da bahsedeyim ama yakın gözlüğü sorunu düzelmez aslında kesinlikle. Hatta hastaların böyle 40-45'lerle yeni başladığında hafifçe uzaklaş, çünkü uzağı daha iyi görüyoruz ya, yakında evet. Sıkıntı. Hafifçe uzaklaştırarak evet daha iyi görebiliriz. Ancak bunun gözlükle görülmesi en sağlıklı olan. Ama diyorum hiçbirimiz yaşlanmak istemiyoruz. Özellikle de bu plastik cerrahi ameliyatları bu yüzden arttı. Kimse yaşlı görünmek istemiyor, gözlüğü de takmak istemiyor. Ve bu aslında ilerleyecek. Hastalar gözlük takmayı istemiyorlar. 45'e kadar falan öteliyorlar, tamam. Güzel ama ondan sonra mutlaka ihtiyaç duyuluyor. Ve o gözlüğü taktıklarında fark ediyorlar ki çok iyi görüyorlar. Daha da artarak devam ediyor. Diyor ki ben gözlüğümü taktım bak artmaya başladı. İyiydim ben, görüyordum değil. Bunu çok iyi açıklayabilmek lazım. Bu 60 yaşına kadar ilerleyecek. Bu durmayacak evet. Kesinlikle. Ancak bir parantez açmam gerekir ki katarakt olduğumuzda hafif miyopiye doğru kayarız. Başta da az önce anlattım, çok kısa geçtim ama miyoplar evet. Biraz daha geç yaşar bu işi dedim. Miyoplar yakını daha iyi görürler. Onun evet. Dediğim gibi bir optik prensip nedeniyle miyop oluşu. Daha doğrusu şöyle anlatayım, yakın gözlü bir artı numaradır, miyop eksi numaradır. Bunlar birbirini nötrleyerek yakını iyi görür aslında. Sanki sıfırlanmış gibi olur. Katarakta da biz miyopiye kayarız biraz. Ve katarakta hasta bir dönem yakını iyi görür. Ve der ki katarakt olduğu halde uzağı çok kötü gördü. Ama ben yakını iyi görüyorum. Eskiden kötü görüyordum. Yakını iyi görmeye başladım. Bu yalancı bir iyilik halidir. Evet. Katarakta bulanıklaştıkça sonuçta yine yakın görme bozulacak. Yakın evet. Görme düzelebilen bir şey değil yaşla evet. Beraber. Hocam katarakt deyince siz aklıma geldi. Bu sarı noktayla katarakt aynı şey mi? Değil. Sarı nokta bizim gözümüzün arkasında en değerli nokta aslında. Biz karşıya bakarken karşıya odaklanmamızı sağlayan görme hücrelerinin en yoğun olduğu bölge. Sarı nokta denilen bir bölge var retinada, gözün arka tarafında. Evet. Ve o bölgenin hastalıkları son derece önemli. Çünkü bizim merkezi görüşümüzü belirleyen bir şey aslında o bölge. Yaşa bağlı, yine aslında yaşla ilgili konuşuyoruz. Yaşa bağlı bir takım değişimler oluyor orada. Normalde gözümüzde sürekli bir aktivite var. Görme aktivitesi. Evet. Ve bu aktivite yapılırken aslında bir enerji harcanıyor. Ve bir takım birikintiler ortaya çıkıyor. Göz bunu çok güzel temizler biz gençken. Ama yaşımız ilerlediğinde o birikintiler devam ediyor birikmeye. Göz onu temizleyemiyor. Evet. Öncelikle o birikintiler oluşuyor sarı noktada. Görmemiz biraz bozuluyor. Birikintiler çok fazlalaşırsa bir dağ gibi düşünün. Gittikçe yukarıya doğru yükselmeye başlıyor. Gözün en üst tabakasında bu sefer yara açmaya başlıyor. Evet. Hani ben hastaların da anlayacağı şekilde öyle anlatmaya çalışıyorum. Oldu, evet.
Yara açıldığında kanama, sulanma meydana geliyor artık orada. Bir yara var sonuçta, düşünün. Ve onu kurutmak lazım. İşte sarı nokta hastalığında tedavi ettiğimiz aslında tam olarak da bu. O yarayı kurutmaya çalışıyoruz. Aslında hastalığı yok edemiyoruz. Bu yaşlanmanın bir süreci. Yaşın getirdiği bir şey. Her yaşlananda ya da hani işte 70-80 yaşlarında daha sık görüyoruz. 60'tan sonra başlıyor. Ailesel geçiş önemli bu arada. Evet. Her yaşlananda bu olacak diye bir şey yok ama... Yaşlılıkta görülen bir hastalık bu sarı nokta hastalığı. Katarak dediğimiz şey yine yaşa bağlı ortaya çıkan, neredeyse hem yakın gözlüğü hem katarak neredeyse %100 olacak. Evet. Yakın gözlüğü %100 olacak. Katarak da %100'e yakın. Neden %100'e dedim? Mutlaka herkes olacak. Yaşımız evet. Farklı olacak. Ne demek bu? Bizim genetik olarak taşıdığımız bir takım faktörler var. Çevresel faktörler, beslenme doğru. Faktörlerimiz, işte sigara içip içmememiz, güneşe ne kadar maruz kaldığımız. Bunlar kataraktın yaşını belirleyen şeyler. Yani sizde kaç yaşında çıkacak, bende kaç yaşında. Mutlaka çıkacak katarak ama kaç yaşında. Bu da yine gözümüzün içindeki merceğin tamamen bir hastalığı. Merceğin bulanıklaşması. Evet. Yine yaşla beraber ortaya çıkan, aslında yaşın getirdiği bir takım şeyleri konuşmuş olduk böylece. Aynen. Ama tedavilerini ayrı ayrı konuşmak lazım tabii. Tabii şimdi ayrı. Katarak, sarı nokta, yakın görme, uzak görme ama bütün bunlarla birlikte gelişen... bir şey daha var, astigmatizma ne demek? Biz evet. Bunu çok merak ediyoruz. Evet. Hem astigmat hem hipermetropum, hem astigmat hem miyopum evet. Diyoruz evet. Ama... Evet. Yani diyor? Aslında yakın gözlüğünden bahsettik, dedim ki işte bu yaşla beraber ortaya çıkan bir şey. Astigmatizma istisna. Astigmatizma varsa bir kişide yakın ve uzakta sıkıntı yaşar ve bu genç yaşta da olabilir. Evet. Astigmat dediğimiz şey korneanın, özellikle kornea, yani kornea gözümüzün üstündeki saat camı gibi tabaka, gözümüzü bir yuvarlak gibi düşünelim. Evet. En öndeki saat camı gibi tabaka saydam olduğu için aslında biz onun farkında değiliz. Yani dıştan baktığımızda biz direkt göz bebeğimizi görürüz. Gözün rengini sanki en öndeki tabaka oymuş gibi ama onun önünde saat camı gibi bir tabaka var. Ve onun bozukluklarında astigmat ortaya çıkıyor. Normalde diyelim gözümüz 2 numara miyop dedik. Gözün her yeri 2 numara miyoptur. Ama astigmatın belli bir aksı vardır. Diyelim 180 derecede bir aksı var. Sadece o alanda 2 numara astigmattır kişi. Yani 180 şu aksı belirtiyorum. Gözümüzün şu aksında 180 derece aksı 2 derece miyoptur. Yani diğer yerleri tamamen sıfır olabilir gözün. Evet. Sadece o aksa bozukluk vardır. Bu neyi yaratıyor? Aslında normalde bakarken uzakta da yakında da sıkıntı yaratır. Siz o sıfır olan yerlerden çok rahat görebilirsiniz. O iki numara o anda sizi çok bozmayabilir. Ama uzun süreli işlerde bu genelde yakında dikkat gerektiren işler yapıyoruz. Uzun süreli işlerde birbirine karışmaya başlar. Çünkü o iki numara da işin içine girecek. Kitap okurken özellikle tabii. Belli bir süre sonra yani, yazılar birbirine karışmaya başlıyor. Bir 10 yaşında 18 yaşında kişi bile yakında sorun yaşayabilir. İşte yakın sorunu gençlerde olur mu sorusunun cevabı aslında bu. Astigmatizma varsa evet olur. O kişiler yakında işte bakarken özellikle bu üniversite sınavıydı, lise sınavlarıydı. Çok yoğun evet. Çalışma dönemindeki gençlerde yakın sorunu da yapıyor astigmatizma. Çünkü dediğim gibi o 2 numara ya da 1 numara astigmat normalde işin içine girmezken o 0 numaradan biz görürken o da işin içine giriyor ve birbirine karışmaya başlıyor işte görüntü. Siz şimdi çok sihirli bir cümle söylediniz hemen orada, dediniz ki işte çocuklar ve gençler ders çalışma dönemi. Şimdi çocuğumuzun da olabilir tabii, yaşlılık dönemi diye konuştuk ama yakın görme bozukluğu var ise gözlüğünü de bir türlü taktıramıyorsak bu gözlük uzun süre kullanılmadığı zaman neler olur? Şimdi şöyle, ilk 7 yaşa kadar çok önemli bir süreç var. Öncelikle onu söyleyeyim ne olur o. Şimdi biz aslında doğduğumuzda annemizi hani emerken görebilecek kadar düşün, 20-25 santim söyleyeyim, o kadar görebiliyoruz sadece. Konuşmayı nasıl bilmiyoruz doğduğumuzda ve duyarak öğreniyoruz. Görmeyi de aslında öğreniyoruz biz. O da görerek öğreniyoruz. Görsel sistemin çok iyi çalışıyor olması lazım o süreçte. Bu süreç 7 yaşına kadar devam ediyor. Sürekli görsel uyaranlar geliyor bize çevreden ve biz onunla görmeyi öğreniyoruz. Evet. Ve bu süreçte herhangi bir sıkıntı varsa, ki bunların en önemlisi gözlük, kişinin işte astigmatı olabilir, miyop olur, hipermetrop olur, hiç fark etmez. Bunlardan herhangi bir sıkıntısı varsa, hani düşünün ki 3 numara miyopsunuz ve takmıyorsunuz. Nedir? Bulanık görürsünüz, öyle değil mi? Bulanık gördüğünüz görüntü aktarılacak. Dedim ya, biz görerek öğreniyoruz ve o görüntü bulanık gittiği için
biz de bulanık olarak göreceğiz çevreyi. Ve öylece de öğreneceğiz. Yani bulanık olarak öğretir. Bu aslında beyin-göz koordinasyonu bir arada çalışıyor. Evet. Biz beyne öğretiyoruz adeta görüntüleri. Bak net görüntü bu, bak ne. Ama siz bulanık olarak gönderirseniz o görüntüyü, gözlüğünüzü takmazsanız beyin onu o kadar olduğunu zannedecek. Ve görme, öğrenme 7 yaşında bitiyor. Siz bunu 7 yaşına kadar öğretemezseniz sonra öğretemiyorsunuz. İsterseniz 7 yaşından sonra takın gözlüğü 3 numarayı. Artık öğretemezsiniz. Onu bizim o dönemde fark edip, işte çocuk muayeneleri o yüzden çok değerli. O dönemde fark edip bizim bunu çocuğa vermemiz lazım ki net görüntü gitsin beyne. Evet. Net olarak öğrenilsin. Nerede bulanık kaldıysa o noktadan sonrasını biz düzeltemiyoruz. Yani bulanık olarak öğrendiyse beyin onu bir daha düzeltemiyoruz. O yüzden ilk 7 yaşa kadar gözlükler çok önemli. Gözlüğünü takmıyorsa diye bir alternatifimiz yok. Çünkü gözlükten kurtulmanın bir takım yolları var. İşte bunlardan biri kontak lens belki. Ama bu da işte 14 yaşından sonra, 14-15 yaşından sonra. Genelde ben şunu soruyorum ailelere, işte kendi işlerini kendi yapıyor mu? Banyosudur, işte giyinmesidir, özenidir, kendine bakımıdır. Onun içine yatağını topluyor mu diyorum annelerine. Eğer bunları yapabiliyorsa çocuk lensini de takabilir artık. Evet, evet. Kendi hijyenine dikkat edebilir. Çünkü lens olayı hakikaten çok önemli. Bunu çok iyi ailelere de çocuğa da anlatmak lazım. Demek ki 14-15 yaşına kadar başka alternatifimiz yok. 14-15'te evet lense başlayabiliriz. Biz bundan tamamen kurtulsak bu o zaman da lazer tam işin içine giriyor. Yakın evet. Görme lazerle düzelir mi? Evet. Şimdi 40 yaşından sonrakini soruyorsanız ayrı anlatayım. Bu işte astigmatla ilgili olanı ayrı anlatayım. Astigmatla ilgili olan ya da işte miyop, hipermetrop hepsini düzeltebiliyoruz. Lazerle evet düzelebiliyor. Ve gerçekten de çözümü lazer bunun. Başka da hiçbir çözüm önermiyoruz. Eğer gözlük ve lens kullanmak istemiyorsanız. Biz NASA'nın ürettiği bir teknolojiyi kullanıyoruz. Ve özellikle astigmatta çok başarılı. Marka ismi vermeyeyim ama gerçekten Amerikan Hava Kuvvetleri ve NASA'nın kabul ettiği bir cihazdır bu. Onların ürettiği bir teknoloji zaten. Bu neden bu kadar değerli özellikle söyledim. Astigmatta çok değerli özellikle. Daha önceleri astigmat hep hastaların da kafasına uğrar. Astigmat tam düzelmiyor lazerle. Hayır, evet. Düzeliyor. Astigmat dediğim gibi belli bir aksta, yani gözün her yeri aynı değil. Belli bir aksta bir gözlük ihtiyacı var. Oranın çok iyi tespit edilip düzeltilmesi lazım. Bir de biz mesela 2 numara miyopsak gözümüzün her yeri 2 numara değil aslında. Astigmatı bir kenara bırakalım. Hı hı. Bir yer 1.97, bir yer 2.02, bir yer 1.75 olabilir aslında. Ve bunların milimetrik ölçülmesi lazım. Bu NASA'nın ürettiği teknolojide milimetrik ölçülüyor her yer. Evet. Ve her noktaya ayrı lazer işlemi uygulanıyor ki lazerde de bahsettiğim gibi belli bir alanda özellikle numaramız olduğu için, hı hı, o alan çok iyi tespit ediliyor, milimetrik ölçülüyor ve astigmat da böylece düzeltiliyor. Yani aslında gençlerde 18 yaşından sonra evet lazerle gerçekten çok başarılı. Hatta ertesi gün çok rahat günlük işlevlerine, işi, araba kullanması, her şeyi dahil olmak üzere günlük işlemlerine devam edebilir. Evde bir istirahat gerektirmiyor. Hani rapor hastalar mesela istiyor. Hani keyfe keder veriyorum. Rapor bile gerekli değil o hastalarda. Normal yaşantılarını ertesi gün sağlıklı bir şekilde görerek devam edebiliyor. Lazerle gerçekten çok iyi bir düzelme sağlıyoruz. Ama yakın gözlüğüne gelince, bu yaşlılıktaki yakın gözlüğü. Az önce anlattım, bu merceğimizin yaşlanmasının bir sonucu. Evet. Ve merceğin yaşlanması dediğimiz 40 yaşında başlayıp 60'ına kadar devam ediyor dedim. Evet. Biz diyelim hasta bana 50 yaşında geldi, yakın gözlüğünden de memnun değil, bunu düzeltelim. Güzel, lazerle düzeltelim ama 50 yaşında bana geldiğiniz numarayla 60 yaşında bana geldiğiniz numara aynı değil. Ve ben 50 yaşında geldiğiniz numarayı düzeltebilirim ama bu 60'a kadar devam edecek ilerlemesi. Demek ki lazerle bir aslında sıkıntı var düzeltmede. Evet. Ben bana geldiğiniz andaki numaranızı düzeltebilirim lazerle. Geleceğe dönük plan yapamam. Çünkü siz işte bugün 2 numaraysanız 60 yaşında 3, 3,5, 4 olacaksınız. Ben onu bilmiyorum. Bugün 4'ü düzeltemem. 4'ü düzeltirsem siz 2 numarasınız. Bugün size fazla gelir. Bugün düzelttiğim numara 2 yıl sonra size yetmeyecek o zaman. 2-3 yıl sonra. O zaman bunun başka çözümü olmalı değil mi? Merceğin bir rahatsızlığı dedim. Mercek fonksiyonunu yapamıyor. O zaman mercek değişim ameliyatı planlıyoruz işte. Şimdi akıllı merceklerle ilgili zaten biz çok merak içerisindeyiz. Bunu dönem dönemde konuşuyoruz. Evet. Ama kaçıran hastalarımız çok fazla oluyorlar.
Akıllı mercek nasıl bir tedavi yöntemi? Bu cerrahi tedavinin riskleri var mı? Onları konuşalım evet. istiyorum biraz. Şimdi cerrahi dendiği zaman biz sıfır riskle hiçbir zaman konuşmuyoruz hastalarımıza. Ben hep söylüyorum bazen işte sarı nokta hastalığında iğne tedavimiz evet. var. Küçücük bir iğne deliği dahi açsak gözde, göz kapalı bir kutu. Ve dışarıdan öyle güzel korunmuş ki sadece göz yüzeyimiz açıktır. Ve göz yüzeyimizde göz yaşımızda korunmuş durumdadır. İçeriye hiçbir giriş yeri yoktur. Kapalı bir kutu. Ve biz orada bir iğneyle bile içeriye girersek çok küçük biz orada giriş yeri yaparız. Ve mikroplar çok küçük tüm çevrede var. Evet. Bizim gözümüzün dışı açık yani şu ön kısmının dışı açık olmasına rağmen korunması tamamen bizim savunma mekanizmalarımız gözyaşıyla. Evet. Ama biz içeriye bir delik açtığımızda oradan o anda bir mikrop girerse gözümüzün içi kapalı bir kutu dedim. Oraya mikrop girdiğinde anında da çok seviyorlar. İçeride bir jel var. Vitreos dediğimiz bir jel yumurta akı kıvamında onu çok seviyor. Yani bir besi yeri gibi mikroplar için anında üremeye başlıyor. Evet. Ve kapalı bir kutu olduğu için de bizim ilaçlarımız da o kadar kolay içeriye tedavi etmiyor. Dış yüzeydeki mikroplar kolay tedavi olur ama içeriye giren mikrop çok zor. Evet. Ve bizim bu içeriye yaptığımız her ameliyat bir risk, enfeksiyon riskini taşıyor. Tabii ki de burada çok ciddi önlemler alıyoruz. İşte ameliyathane şartlarımız, bizim giyinmemiz, hastayı işte belli solüsyonlarla yıkamamız hani hepsinin önlemini çok iyi alıyoruz. Ama ne olursa olsun biz bir içeriye giriyoruz. O çok önemli aslında. Gözün mercek ameliyatı yani bu akıllı mercek dediğimiz şey gözün merceğinin olduğu yerde. İçeride ortada bir yerde gözümüz bir yuvarlak merceğimiz ortada bir yerde ve biz ona ulaşmak için içeriye girmek zorundayız. Evet toplu iğne başı kadar artık çok teknoloji ilerledi. Biz toplu iğne başı kadar deliklerden giriyoruz. Bir elektrik süpürgesi mantığıyla kataraktı emiyoruz. Ya da işte gözün merceğini değiştireceksek henüz katarakt oluşmadıysa. Bu arada ikisi aynı prensiple yapılır ameliyatı. Katarakt da olsa biz mercek değişim ameliyatı da yakın gözlü için mercek değişim ameliyatı da yapıyor olsak yaptığımız iş gözün merceğini almak oradan. Evet. Bunu da girip kataraksa mercek bulanıklaşmış demektir. Biz sadece mercek değişim ameliyatı yapacaksak normal hepimizin sahip olduğu merceğini emiyoruz ya da katarakta emiyoruz. İçeriye de o toplu iğne başı gibi yine deliklerden bize özel katlanmış gelen mercekleri içeriye enjekte ediyoruz. İçeride açılıyor mercek ve tekrar bizim normal doğuştan sahip olduğumuz merceğin olduğu yere biz onu koyuyoruz. Ve tekrar eski o sağlıklı genç görüşümüze kavuşmaya çalışıyoruz. Evet. Akıllı mercekler işte aslında dünyada çok da buna akıllı mercek denmiyor. Yüksek teknoloji mercekler deniyor işin doğrusu. Evet. Akıllı mercek bizim biraz Türkiye'de kullandığımız bir tabir. Ama hastalara da bu da pratik geldi sanırım. Bunu evet. söylememizin amacı da şu oldu. Dedim ya biz gençken uzağa yakını rahatlıkla görüyorduk. Neden? Merceğimizin bir hareketi vardı. Merceğimiz bize farkında olmadığımız harika bir fonksiyon sunuyordu aslında. Evet. Akıllı mercek işte bu işi yapıyor. Uzağı, yakını, orta mesafeyi, her mesafeyi bize yeniden görmeyi kazandırıyor. O nedenle akıllı. Yani bizim kendi doğal merceğimize en yakın mercek. Hepsini bize gösterebiliyor. Daha önce uzak ve yakın mercekler vardı. Ne farkı var? Şimdi bu akıllı mercek bize ne kazandırdı? Evet. Çünkü fiyat olarak aslında bir teknolojiyi satın alıyoruz ne olursa olsun. Evet. Firmalar bunu yüksek teknolojiyle üretiyor ve biz de bunu satın alırken bir maliyet ödediğimizden hastaya da bir maliyet çıkıyor. Neden hasta bunu tercih etsin? Uzak ve yakın dediğimiz merceklerde de evet aynı sorunu çözüyorduk belki. Hem uzağı hem yakını net görüyordu. Ancak ara mesafe dediğimiz bir kopan bir mesafe vardı. Evet. Bu nedir? Mesela bilgisayar mesafesi, televizyon mesafesi. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bilgisayarı yakına çekebilirsiniz ya da uzak mesafe. Yani ara mesafenizi de tutmayabilirsiniz ama bir merdiven inerken mesafe ara mesafe ve onu ayarlayamazsınız. Doğru. Ve orada hastalar bir kopukluk yaşayıp işte düşme tehlikeleri atlatanlar oluyordu ki düşünün hani bunu ileri yaşta yapıyoruz. Zaten dengesini zor sağlayan bir hasta. Akıllı mercekler aslında genişletilmiş odak da dediler. Yani tüm mesafeleri kesintisiz görmeyi bize sundu. O nedenle de hakikaten üstün bir teknoloji. Bunu zaten hani hastalar markalarını da soruyor bize bazen işte Amerikan malı mı, Alman malı mı? Bunu şunu söyleyeyim, bu yerli bile olsa çok üst düzey teknolojiyle üretiliyor. Bunu evet. basit lens firmaları üretemiyor işin doğrusu. Çok yüksek teknolojiye sahip firmalar üretebiliyor. Ve akıllı mercek dediğimizde birçoğu yani %90'ı zaten gerçekten çok harika lensler. Yani çoğuna güvenebiliriz hiçbir sıkıntı olmadan. İşte markası tabii ki de önemli. Bu işin çok ünlü markaları var. Elbette hani biz onları da sunuyoruz hastalara ama akıllı mercek gerçekten çok üst düzey teknolojiyle üretilen lensler. Mercekler. Hocam bu akıllı mercek tedavisi kaç yaşından itibaren yapılabiliyor?
Şimdi aslında bu katarakt ameliyatıyla bir sunduğumuz bir şeydi bizim hastalara. Hı. Yani katarakt dedim ya, merceğimizin bulanıklaşması, bu bir hastalık. Biz onu alıp yerine bir mercek takmak zorundayız. Hatta hastaların şöyle bir sorusu var. Kataraktı mı alın, mercek takmayın. Hani korkuyorlar, o merceği takınca sanki batacak gözüne. Evet, yani o bir yabancı bir şey gibi. Merceğimiz şu an var zaten, sizin de benim de var. Biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Ben onu aynı yere koyacağım. Ve materyal olarak 1945 yılından beri mercekler takılıyor. Materyal olarak artık o kadar üstün bir noktaya geldi ki hani gözümüze batması, hissetmemesi zaten mümkün değil. Mercek mutlaka takacağız. Katarakt ameliyatında da prensip aynı. İşte merceğimizi alıp, orada tabii hastalıklı bir mercek var, zoraki bir ameliyat var, yerine mercek takacağım. Diğerinde de, yani bu yakın gözlüğü sorununu çözmede de, hı hı, merceğimizin fonksiyonu, bir anlattım az önce, merceğimiz tam fonksiyonunu yapamadığı için henüz katarakt olmamış bile olsa, ki bir süre sonra olacak, anlattım, herkes olacak, onu biz biraz daha erken almış oluyoruz sadece. O fonksiyonu yapacak bir mercek koyuyorum gözün içine. Kaç yaşından sonra yapılabilir? Yani 40-45'e kadar, yani 40'ta başlıyor. 45'e kadar hasta hafif böyle uzaklaştırarak idare ediyor. 45'ten sonra dedim ya, hiçbirimiz yakın gözlüğü takıp yaşlanmış olmak istemiyoruz. Artık o yakın gözlüğünü kimse takmak istemiyor. Eskiden böyle çok başvuru yoktu. Hani ben yakın gözlüğümden kurtulmak istiyorum ama ben bunu takmayayım diye. Ama şimdi çok fazla var ve bu tam olarak lazerle çözülmüyor. Anlattım. Yani ben bunu 45 yaşında gelen bir hastaya lazer yaptığımda o günkü numarasını sıfırlarım. İyi de bu ilerleyecek 60 yaşına kadar. Evet. Ben bunu 2-3 yıllık bir ameliyat mı planlayacağım? Bu mantıklı bir iş değil. Bu iş madem mercekle ilgili bir sorun, bunu mercek değişimiyle ancak çözebiliriz. Ve o nedenle hani bu artık 45-50 yaşlarından sonra isteyen her hastaya biz bu akıllı merceği öneriyoruz. Tüm artısını eksisini anlatarak. Ha bu arada enfeksiyondan bahsettim az önce ameliyat sırasında, ama çok önemli. Hani sağlıklı bir göz elliyorsunuz. Doğru. Gören bir göz aslında, sadece gözlük takmayayım diye kozmetik bir anlamda. Ancak tüm dünyada yapılmış çalışmadan bahsediyorum. Yani bunun içine aslında 3. dünya ülkeleri, çok daha non-steril ortamlarda çalışan çalışmalar da dahil olmak üzere 10.000'de 1 gibi bir riski var bunun. Evet. Yani aslında hani çok daha steril ortamda çalışan merkezlere baktığınızda, ki ben mesela kendi kliniğimize örnek vereceğim ama bu biraz reklama girecek belki, ama ben Amerika'da girmesin. Mayo Klinik'te, evet girmesin diye kendi pratiğimden de örnek vermek istiyorum. Amerika'da Mayo Klinik'inde çalıştım 1 yıl ve orada bir tane enfeksiyon görmedik. Yani 1 yıl boyunca orada 10.000 tane ameliyat yapıldı mesela. Çok yapılıyordu gerçekten. Yani 10.000'de bir dedim, o zaman bir tane görmemiz lazım, öyle değil mi? Ve yıllardır görmüyoruz dediler. Hiç görmedik. Güzel. Çünkü o kadar steril ortamda çalışıyorlar ki. Bu arada tabii hani bizler yurt dışında, ben birer yıllık periyotlarla 4-5 kere bulundum ve tabii o tecrübelerimizi de getirdik. Yani yurt dışı bizden çok üstün değil ama elbette gördüğümüz bir takım şeyler oluyor. Hani tabii, klinik olarak da biz buna çok dikkat ediyoruz. Bizim de yıllık işte 10.000 gibi rakamlarda ameliyatlarımız var ve baktığınızda biz de bunu görmüyoruz işin doğrusu. Hani bu, evet var böyle bir risk. Biz bunu hastaya bildirmek zorundayız. Çünkü bir de şu var, biz bu ameliyatı yapıyoruz. Bunun yaraların kapanması 1-2 gün aslında. Biz her şeyi dört dörtlük yapsak da biz hastayı kendine emanet ediyoruz eve gönderirken. İşte nasıl ortada dikkat edecekler peki, evet, hocam? Şimdi öncelikle bizim bir damla tedavimiz var, damla protokolümüz var. Ona çok özenli damlalarını damlatmaları lazım. Hatta başlangıçta saat başı başlıyoruz. Bu çok yoruyor hastayı. Uyurken damlattırmıyoruz ama saat başı tüm gün damlatacak. Ona çok özen gösterecek. Sonrasında hastaya bağ bahçe işleri mesela, tozlu topraklı işler, işte bir dönem araba kullanması. Yani bunları yapmasını istemiyoruz. Hani yine de evet, toz topraktır bunlar. Hastalar buna dikkat etmeyebiliyor. Yani ben biliyorum, bahçesini çapalayan hasta var 2 gün sonra. Ki diyabetik de bir hasta. Diyabetlilerde yara iyileşmesi biraz da uzar. Diyabetli şeker hastalığından bahsediyorum. Doğru. Evet, onlarda yara iyileşmesi gecikir. Yani onlarda biraz daha dikkat etmek lazım. Şimdi hastaya siz bir takım şeyleri söylüyorsunuz ve hasta dikkat etmiyor, sonra da size geliyor. Benim gözüm mikrop kaptı. Yani orada hani kimi suçlamak lazım tartışılır. Biz zaten ilk gün kontrolümüzü mutlaka yapıyoruz. Çok önemlidir bizim için. Çünkü hani ameliyathane enfeksiyonları, yani hiçbirimizin arzu etmediği ama nereden geldiğini bilemediğimiz bir şey varsa ilk günü görürüz zaten. İlk günü zaten ben hastaya diyorum ki, bakın dün benim yaptığım işin aynası bugün. Bugün pırıl pırılsınız. Bundan sonrası size emanet. Değil hakikaten mi? Öyle. Hastanın da dikkat etmesi gerekiyor tabii. Ama hastalar da bilinçli artık. Yani çok uzun yıllardır enfeksiyon görmüyorum.
Evet, hani gördüğümüz dönemler mutlaka ki oldu. Ben bundan önce çok yoğun bir klinikte, devletin bir kliniğinde çalıştım. Orada da gördüğümüz vakalar oldu. Çözümü sıfır değil ama kapalı bir kutu gözümüz ve enfeksiyon içeri girdikten sonra tedavisi o denli zor ki bu göz yüzeyine damlattığınız damlalar işe yaramıyor. Ağızdan aldıklarınızın bir kısmı göze ulaşıyor. Evet. Göz içine iğnelerle enjeksiyonlar, antibiyotikler yapmaya çalışıyoruz ama yani oldukça zor. Gözünü kaybedenleri de duymuşsunuzdur. Bu nedenle göz kaybediliyor. Ha, onun dışında kanama olabilir, göz tansiyonu yükselebilir. Bunların hepsinin tedavisi var. Tedavisini yapıyoruz bunların ama enfeksiyon en çok korktuğumuz. Hani sıfır risk değil ama sıfıra yakın bir ihtimalle çalışıyoruz. O doğrusu. Zaman hocam tabii ki sizlerin tedavisini yaptıktan sonra emanet ettiğiniz gözlerine iyi bakması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve harika bilgiler edindik. Çok da rahatladık aslında, bilmediğimiz şeyleri öğrenmek bize her zaman biraz daha bir nebze rahatladık. Umarım faydalı olabilmişimdir. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, reklamlardan sonra çocuk kalp hastalıklarımızı konuşmak üzere Sağlık Saat'te. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz efendim.